Merhabalar, bugün neoklasitizm hakkında konuşmak isterim ve bu bağlamda 18. yüzyılın sanatı ve sanat ortamı hakkında e, bilgi vermek isterim. Şimdi neoklasitizm'e baktığımda e, yaklaşık 1760-1830 arasında e, var olan bir sanat akımından bahsediyoruz. Bu akım aslında e, Rokoko'ya karşı bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Rokoko e, süs, ornamentasyon... İşte ornament dekorasyon ya da işte asimetri ön planda tutarken neoklasitsizm ona karşı e, daha yalın, daha işte zerafet ve daha simetri üzerine duran bir akım olarak e, tanımlayabiliriz. Ve neoklasitsizme baktığımızda zaten isim olarak dikkatli baktığımızda yeniden klasik yani 18. yüzyılda olmamıza rağmen o dönemdeki sanatçıları yeniden antik Ça yani Yunanistan, Roma'daki antik çağının sanatını gönderme yapıyorlar hem içerik olarak hem form olarak. Yani yeniden idealizm söz konusu. Aynı zamanda tabii ki renesans sanatçıları ve oradaki klasitizm anlayışını çok yakın bir paralelik görebiliriz. Ve bu bağlamda tabii ki belki 18. yüzyılın bir göz atmamız gerekiyor çünkü modern hayatımız hatta günümüzdeki hayatı biri bir 18. yüzyılına bağlayabiliriz. Çünkü artık o dönemde artık the age of reason'dan bahsediyoruz. Yani artık akıl, mantık, rasyonalizm ön plana tutuluyor ve dolayısıyla biz aydınlanma çağından bahsediyoruz. Ve bu çağda ya da bu dönemde üç tane önemli devrim söz konusu. Birincisi tabii ki Sanayi devrim 1760 civarında. İkinci devrim aslında Amerika'daki devrim ve üçüncü devrim 1789'daki Fransız devrimden bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında birebir modern hayatı bu dönemde başlıyor. Aynı zamanda sanat ortamına baktığımızda aslında modern sanat ortamda oluşmaya başlıyor. Yani mesela 18. yüzyıl tam anlamda bir müze dönemi olarak değerlendirebiliriz. Örneğin 1734'te Roma'da Museo Capitolino adlı erken bir müzemiz var. 1737'de Paris'teki salonları artık halka ve kamuya açılıyor. 1739'da Medici ailesinin son üyesi Medici ailesinin koleksiyonunu Floransa bağışlıyor ve Florence e, bu koleksiyon için Uffizi Galerisi adlı bir müze açıyor. Hatta 1750'den itibaren e, Fransa'daki kral e, kendi koleksiyonu, Palais de Luxembourg'da e, haftada iki gün e, halka açıyor. Dolayısıyla baktığımızda e, o dönemde e, sanat ve toplum arasındaki ilişki e, daha yakın. Tanımlayabiliriz çünkü daha önce ya kilise ya da kutsal mekanlarda sanat ya da saraylarda sanata bulabilirdiniz. ve 1818'te örneğin ilk çağdaş sanat müzesi de açılıyor. Yani ne demek? O dönemde müzede Luxemburg adlı müzede yaşayan sanatçılarının yapıtları artık sergileniyor. Dolayısıyla tüm olarak baktığımızda aslında sanat artık toplumsal bir sistem olmaya başlıyor. Bu ne demek? Artık sanatının kendisine ait olan bir mekanı oluşuyor. Sergi salonları, galerileri, müzeleri, müzayedeleri bu bağlamda sergi mekanları artık açılıyor. İkinci olarak bu bağlamda sanat piyasasının gelişmesini görebiliriz. Üçüncü olarak artık Akademideki hayatı ve akademideki eğitimi artık yaygınlaşıyor, kurumsallaşıyor, profesyonelleşiyor. Artı bu sergi salonları hakkında yazı yazılıyor. Dolayısıyla sanat eleştiri diye bir alanda açılıyor. Gazetelerde yayınları artık orta çıkıyor. Ve son olarak sanat tarihi yani benim alanım artık daha yaygınlaşıyor, kurumsallaşıyor. Dolayısıyla bugünkü sanat ortamı... Çok benzeyen bir sanat ortamından bahsediyoruz. Bu yüzden özet olarak şunu aslında diyebiliriz. Hayat modernleşiyor. Artık modernleşen, sanayileşen, kentleşen bireylerden bahsedebiliriz. Yani modern hayat. Öbür tarafta sanat ortamında da modernleşiyor. Fakat sanat ne durumda? Aslında orada bir paradoks söz konusu. Çünkü Neoklasitsizm aslında o dönemdeki hayat ile ilgilenmiyor. Dediğim gibi yeniden Sokrates, Venus, mitoloji, din ve yeniden idealizm söz konusu. Bu bağlamda aslında sanat ve toplum arasında bir kopukluk söz konusu diyebiliriz. Ve örneğin Nicolas Poussin yani erken bir neoklasitist ya da neoklasitizm öncülerden birisi. Mesela o sanat hakkında ne demişti? Sanat ya da resim sanatı özellikle e, rasyonel bir eylem ve bu eylemin görevi ikiye bölebiliriz. ...güzellik ve hakikati orta çıkartması gerekiyor. Güzellik mantıklı çünkü zaten güzel sanatlardan bahsediyoruz ama bakın... ...rasyonel bir eylem ve hakikati incelemesi ve paylaşması gerekiyor. Yani bu bağlamda sanat aslında oldukça öznel ve oldukça mantıklı... ...akıllıca yapılan bir eylem alanı olarak değerlendirebiliriz. Tıpkı felsefi, matematik ya da genel olarak fen, fen bilimleri gibi algılanıyor sanat o dönemde ve bugünkü e, sanatçımıza bir göz atalım. E, Jack Louis David hakkında konuşacağız. 1748-1825 arasında Neoklasisistlerin en önemli e, sanatçı belki diyebiliriz. David'e baktığımızda bir tarafta e, sanat dünyamızda e, önemli bir kişiden bahsediyoruz ama öbür tarafta tabii ki sanat ortamında e, oldukça e, Güçlü, oldukça önemli bir sanatçıdır. Hatta e, ilerleyen zamanlarda bu seminarda işte e, devrimden önce David, devrim zamanında David ve devrim sonrası olan bir David. Aslında bu sanatçı üçü bölmemiz e, gerekiyor. Şimdi ilk olarak belki e, David'in hayatını bir e, göz atalım. David e, bir tarafta e, Fransız devrimi destekleyen bir sanatçı olarak biliriz. Hatta yakın arkadaş Maximilian Robespierre'i biliyorsunuz işte devrimcilerinin lideri olarak tarih yazan bir kişi olarak. Robespierre'in yanında aslında David devrim döneminde yani 1789'dan itibaren özellikle yeni cumhuriyetinin sanat ve kültür politikası içinde önemli bir sanatçı fakat Robespierre biliyorsunuz 1794'te idam ediliyor ikinci kuşak devrimcilerden diyelim ve onunla beraber aslında sadece Robespierre iktidardan değil David de o dönemdeki iktidarından düşüyor hatta hapishanede kalıyor. David 1748'te oldukça zengin bir ailenin çocuğu olarak... Bu dünyaya geliyor, yetenekli bir e, genç, sanata yakın bir ilgi duyan bir genç ve 1774'te artık e, sanatçı olarak ya da genç sanatçı olarak e, bir ödül kazanıyor, e, Roma ödülünü kazanıyor ve bundan dolayı 1775'te Roma'ya e, geçiyor bir rezidans e, programı gibi düşünmeniz gerekiyor ve e, o dönemde. E, hem işte Pusin, hem Caravaggio, hem Karachi gibi e, sanatçılardan e, derinden etkileniyor. Ve o dönemde e, bir resim yapıyor. Bu resmi bir göz atalım. E, Oath to the Hurati" adlı resiminde. Resmine baktığımızda e, tam ortasında e, yaşlı bir figür görebiliriz. E, sol tarafta üç tane genç asker görebilirsiniz. Sağ tarafta bir grup kadın e, kadınlar görebilirsiniz. Şimdi host to the orati aslında e, tam cumhuriyet ve cumhuriyetin düşüncesi aynı zamanda Rusu aynı zamanda aydınlama düşüncesinin yakın olan bir resim. Çünkü bu hikaye aslında o baba figürü ortadaki baba figürü e, oğulları savaşa gönderiyor. Çünkü bu oğulları artık cumhuriyetin fikrini savunmaya Gidiyorlar Dolayısıyla tam aslında bu resminde David bir cumhuriyetçi e, olarak kendisini e, gösteriyor. Şimdi estetik olarak baktığımızda e, oldukça dengeli, e, uyumlu bir resim söz konusu. İşte sol, sağ ve orta figürleri tam bir e, denge içinde oturtuyor. Figürlerin anatomisini baktığımızda, Tam aslında idealize edilmiş olan figürleri mekana baktığımızda renesans sanatına çok yakın bir e, ilişki kurabiliriz perspektif kullanımı e, renk kullanımı form kullanımı baktığımızda ama mesela Barok sanatı ile karşılaştırdığımızda bu resim daha dengeli daha sade Hatta daha kurgusal e, duruyor hatırlıyorsunuz Barok zamanında artık naturalizm adlı bir e, kavram orta çıkıyordu ve e, işte Rembrandt, Rubens ya da işte Caravaggio gibi figürleri, oradaki e, figürleri daha doğal olduğu gibi göstermeye çalışıyor ve bu doğalcılık kavram aslında oradan kaynaklanıyor. Bu doğalcılık kavramla beraber yatay ve dikey çizgiler ve kompozisyon anlayışı yanı sıra diagonal çizgileri görüyorduk ve çok dinamik hatta hafif bazen dağınık ve karışık kompozisyonlara söz konusuydu. David'in resimlerine gördüğümüzde karışıklık yok. Çok net. Üç tane figür grubu görebilirsiniz ve orta ve sağ sol kanatlar çok net bir şekilde bir uyum içerisinde. Aynı zamanda figürlere baktığımızda daha bir tiyatro sahnesine benzeyen bir kurgu aslında diyebiliriz. Yani oradaki gençlere durduğumuzda tam işte üçgen şeklinde açılmış olan bacakları, işte babasının hareketleri. Öbür taraftaki kadın figürlere baktığımızda üzülen kadınları, anneleri, kardeşleri görebilirsiniz ama oradaki üzülme sahnesinde bile işte bir nevi böyle çok tiyatral aslında bir nevi bir yapaylık hissedebilirsiniz. Ve hayatına baktığımızda ee, tabii ki 1789'daki Fransız Devrim David için çok önemli bir dönüm, dönüm noktası. Dolayısıyla bu çok kısa bir şekilde o döneme bir göz atalım. 1789'da artık Devrim başlıyor. 1792'de artık e, Monaki yani aristokrasi bitiyor ve e, yeni doğmuş olan Cumhuriyet sistemi ortaya çıkıyor. Fakat 30 e, şey 93 ve 95 arasında bu. Committee of Public Safety adlı dediğimiz iktidar sistemi ilk olarak 93'te Louis idam ettiriyor ve 93-95 arasında aslında çok büyük bir terör rejim söz konusu. O dönemde Robespierre terör bu arada olumlu bir yöntem olarak değerlendiriyor. Hatta Robespierre şey diyor, kriz zamanında hükümetler terör yöntemleriyle bir düzen kurabilir ve o dönemde iki sene içerisinde yaklaşık 20 bin kişi idam ediliyor. Dolayısıyla The Reign of Terror dediğimiz dönem tarih üzerinde aslında ve Fransa'daki tarih üzerinde aslında çok kanlı bir leke olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bu dönemde dediğim gibi Robespierre'in yanında David, sanat ve kültür politikası içerisinde çok önemli bir yönetici, bir sanatçı olarak değerlendirebiliriz. Tam o dönemde çok ikonik olan bir resim yapıyor. The Death of Marat, yani Marat'ın ölümü. 1793'de yap yapılan resmine baktığımızda bir küvet içinde yatan, ölü ya da aslında öldürülmüş olan bir erkek figürü görebilirsiniz. Bu erkek figürü... Jean-Paul Marat ve Jean-Paul Marat e, devrimcilerin en önemli yazarlardan, gazetecilerden e, birisiydi ve e, o e, cinayet e, vakası çok e, ikonik ve önemli bir vaka çünkü Charlotte Corday adlı aristokrasi yakın olan bir kadın tarafından öldürülüyor. Hikayesi şöyle gidiyor, e, Charlotte Corday Marat ile görüşmek istiyor, randevulaşıyorlar ve Corday Marat'a bir liste verecekti. Bu liste, bu isim listesinde devrimcilerinin e, düşmanları e, olacaktı. Ve bu bahaneyle e, Marat ile e, görüşüyor. Mektubu veriyor fakat bu mektuplarda isimleri yok. Ve o anda e, Charlotte Marat öldürüyor. Ve resmine baktığımızda aslında tam bir propaganda resmi söz konusu. Çünkü Marat'a baktığımızda tekrar aslında diye old masterları işte Renesans zamandaki Pieta resimleri örneğin bir gönderme bulabilirsiniz. Marat neden küvet içine yatmak zorunda kaldı? Çünkü çok ağır bir cilt hastası, hasta, hastası vardı. Yani Ama mesela o cilde baktığımızda pürüzsüz bir cilt görüyorsunuz. Yani David orada aslında bu vücudu güzelleştiriyor. Aynı zamanda yatış pozisyona baktığımızda huzur içinde yatan, hatta Michelangelo'nun ya da işte Botticelli'nin Pieta resimleri belki bir göndeme bulunabilir. O aradaki figür aslında İsa benzeyen bir figür olarak değerlendirebiliriz ve toplum içerisinde bu cinayet tabii ki devrimciler tarafından propaganda araç olarak kullanılırken bu döneminin ikonik e, resimlerden birisi e, David e, yaratıyor. Tabii ki e, ilerleyen zamanlarda işte tarihe baktığımızda e, Robespierre'da e, ikinci kuşak devrimciler tarafından idam e, ediliyor ve onunla beraber David artık eski güçlü, e, güçlü pozisyondan düşüyor Hatta hapishanede kalıyor. Fakat, Resim yapmaya devam ediyor ve ardından gelen yeni iktidarda olan Napolyon'un e, dikkatini çekmeye çalışıyor. Ve e, 1799'da The Intervention of the Sabine Woman adlı resmini yapıyor ve bu resim ile Napolyon'un e, dikkatini çekiyor. Kısaca e, Romaları ve Sabinalıları arasında bir savaş söz konusu bu resimde. E, Romulus'un e, eşi... E, Hersilia ki o Sabina'nın e, kralının, Tito'sunun e, kızı olarak e, görüyoruz tam ortasında. E, sol tarafta e, Sabinalar Sabinalı savaşçıları görünüyor. Öbür tarafta Romalıları e, görünüyor. Ve tam bu savaş e, sırasında ki bu savaş çok uzun sürüyor ve kimse üstünlüğü sağlamıyor, kimse kazanmıyor. E, ve tam o savaş sahnesinde ortasında ortasında e, güçlü e, bir kadın figürü görebilirsiniz, fakat etrafında başka kadınlar daha görebilirsiniz. Dikkatli baktığınızda çocukları bebeklerde de görebilirsiniz. Bu yüzden daha önce Roma halkı tarafından kaçırılmış olan Sabinalı kadınlar artık Romalı kadın olarak Roma'da yaşarken işte tam işte bu iki grup arasında e, giriyor ve bu şekilde savaşı durduruyorlar. Buna baktığımızda tabii ki çok alegorik bir anlam çıkartabiliriz. Yani sanki o resimde David aslında devrimciler arasında ya da devrimciler ve halk arasında ya da yeniden um, uh, Bourbon aristokrasi ve halk ya da devrimciler arasında bir anlaşma olması gerektiğini altın çiziyor. Bu resim ile yani iki tane grup arasındaki kavga yeniden bir barış e, olmalı diye e, bu şeklinde bu resim aslında e, anlayabiliriz. Fakat e, ilerleyen zamanlarda e, David e, yeniden Napolyon yanında yer alıyor. Birçok e, önemli e, Empire Style olarak bildiğimiz döneminde e, birçok Napolyon, e, portresini yapıyor, e, history painting olarak bildiğimiz e, önemli e, resimleri imza atıyor. Fakat ilerleyen zamanda e, ki daha önce devlet içerisinde yeni ünvanları e, almasına rağmen, yükselmesine rağmen Brüksel'e e, taşınıyor, Fransa terk ediyor ve e, ilk olarak Brüksel'de sonra işte Hollanda'da hayatın sonuna kadar yaşamaya devam ediyor ve tam o dönemde son resmini bir göz atalım. Bence çok um, ikonik ama aynı zamanda David'in hayatını ve bir nevi aslında dünyanın durumunu çok güzel özetleyen bir resim görebilirsiniz. Mars being disarmed by Venus yani Venus ve Mars bu resmini görebilirsiniz. Dikkatle baktığımızda biz şimdi neredeyiz? Biz şimdi Olympus'tayız. Yani işte bulutların üstünde kime görüyorsunuz? Sol tarafta taht üzerinde Mars görüyorsunuz. Mars savaşın tanrısı, güçlü bir tanrı. Onun e, kucağında ya da onun işte kenarında duran Venüs görüyorsunuz. Yani aşk tanrısını görüyorsunuz. Bu isim savaş ve aşk orada e, buluşuyor. Venüs'un arkasında nimfleri görebilirsiniz. Küçük e, ayağında küçük kübitlere yani işte melekleri aşk melekleri görebilirsiniz ve Venus ne yapıyor? Venus Mars'ın silahlarını alıyor. Ve bu bağlamda hem Venus silahları alıyor hem de dikkatle baktığımızda Sol kol ile Mars kendi kılıcını nimfleri teslim ediyor. Yani bu resimde aslında David hayatın sonunda nasıl bir sonuca varıyor? Savaş mı? Aşk mı? Tabii ki aşk. Hayat önemli. Ve bu bağlamda biraz kiçi belki bulabilirsiniz ama aslında hayat içerisinde ve dünyada en büyük güç ve en önemli ve olumlu güç aşk aşkın olduğunu söylüyor. Ve aşk tanrısı Venus bu bağlamda Mars'tan bu silahları alıp ve savaş umarım sonsuza kadar bitiriyor ve bu bağlamda e, baktığımızda neoklasitizm ile özet olarak belki şunu altını çizebiliriz. Bir tarafta evet yeniden klasik, yeniden antik çağ çok yoğun bir referans veren bir dönemden bahsediyoruz ve bu aslında çok ilginç. Çünkü bir tarafta hayat modernleşirken sanat ortamı modernleşirken sanat aslında bu bağlamda içerik olarak ya da estetik olarak modernleşmeye bu yüzden dünya toplum ve sanat arasında aslında bir kopukluk söz konusu. Fakat ona rağmen David'in çalışmalarına baktığımızda aslında güncel politikasını takip eden önemli belekler oluşturan bir sanatçıdan bahsedebiliriz ve hayatına baktığımızda bir sanatçının Minörden majör rolleri alırken sonra tekrar minöre düşerken hayat ve politikaya yaklaşırken sonra belli bir dönemden uzaklaşan bir kişiden bahsediyoruz. Ve bu şeklinde aslında şunu öğrenebiliriz. Güçlü sanatçıların aslında hiçbir zaman tamamen bağımsız toplumdan ya da iktidardan bağımsız olamazdı. Genellikle bu tip sanatçıları iktidarının yanında yer alırken aslında hem... Politika hem toplum hem dünya ile ilgili çok önemli belekle oluşturuyor ve bu sanatçılar sayesinde aslında biz günümüzde 2021'de hem Fransa'daki devrim hem işte bu terör rejimi hem de devrim sonrası sonrası olan e, toplumun gelişmesini çok net bir şekilde e, öğrenebiliriz ve son olarak tabii ki sanatçıları hiçbir zaman hayatı olduğu gibi biri bir yansıtmıyor bazen işte propaganda yapıyor, bazen muhalif duruşları sergiliyor, bazen yüceltiyor, bazen eleştiriyor e, toplumu. Ama onun dışında e, universal ve aslında genel olarak geçerli olan kavramlar da bizimle paylaşıyor. Örneğin savaş ve toplum arasındaki e, en önemli güç ve bu savaşı yeniyen e, güç ancak aşk olabilir. E, insani davranışları olabilir ve bence e, bu hepimiz e, günümüz için önemli bir söylem, önemli bir örnek ve belki özellikle bu son resimden hepimiz e, bir şey öğrenebiliriz ve bu bağlamda umarım daha aşk dolu, daha sevgi dolu bir toplum, bir dünya yaratabiliriz hep beraber.